Bu videoyu izleyince TYT denemesini böyle yırtacaksınız. Gece uyumadan önce aldığınız nota şöyle bir arkadaşlar açıp bir bakın ve benim en çok fayda gördüğüm şeylerden biri 12. sınıfta biraz uykusuz kalın. Biraz sevdiklerinizle az vakit geçirin. Ondan sonra arkadaşlar üniversiteye gittiğinizde çok daha güzel yerlere geleceksiniz. Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizin için arkadaşlar TYT adına bir haftalık kamp niteliğinde bir ders programı hazırladım. Evet dostum, senin için netlerini arttırmak istiyorsan veya konuları daha iyi öğrenmek istiyorsan, hani bir konuya daha çok hakim olmak istiyorsan senin için bir ders programı hazırladım. Bu ders programının ayrıntılı hali için arkadaşlar Instagram hesabımdan koçluk için yazabilirsiniz. Bugün sadece derslerden ve ne kadar soru çözmeniz gerektiğinden, hangi gün neleri çözmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Ve dediğim gibi arkadaşlar TYT odaklı olacak. AYT için olanın gelmesini istiyorsanız videoya 50 like bekliyorum. Videoma başlamadan önce arkadaşlar kanalda bakıyorum, İzleyenlerin birçoğu abone değil. Aşağıdan abone olarak ve videoyu beğenerek fikirlerinizi yorumlarda belirterek bana destek olabilirsiniz. O zaman çok fazla bekletmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, haftanın ilk günü pazartesiyle başlayalım. Pazartesi günü arkadaşlar biliyorum okula gidiyorsunuz, dershaneye gidiyorsunuzdur belki veya özel ders alıyorsunuz bir yerden. Olabilir. O yüzden arkadaşlar bu programı dediğim gibi hani ultra ağır yapmayacağım. Fakat konulara hakim olacağınız kadar da ağır yapacağım. Çünkü sınava zaten 4 ay kaldı. Ben sürekli videolarda da söylüyorum. Biraz dişinizi sıkın. Biraz uykusuz kalın. Biraz sevdiklerinizle az vakit geçirin. Ondan sonra arkadaşlar üniversiteye gittiğinizde çok daha güzel yerlere geleceksiniz. Çok daha fazla vaktiniz olacak. O zaman pazartesiyle devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pazartesiye Türkçe ile başlayacağız. Nasıl TYT denemesi Türkçe ile başlıyor? Biz de pazartesiye Türkçe ile başlayacağız. Türkçe'de arkadaşlar biliyorsunuz bir sürü konu var. Anlatım bozukluğundan tutun, atasözü deyimlere kadar tutun. Onlarca konu var arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken şey ilk gün pazartesi günü arkadaşlar eksiklerinizi halletmek. Yani eksik bir konunuzu bulun önce. Yani anlatım bozukluğu olabilir, dediğim gibi yazım kuralları olabilir, atasözleri olabilir, farklı bir şey olabilir. Bir eksik konuyu oturun pazartesi günü çalışın. Bir. İkincisi arkadaşlar, bu konuyu çalıştıktan sonra üzerine 50 soru çözün. Bakın 10 değil, 20 değil. 50 soru çözmek zorundasınız. Bir konunun beyine girmesi için ben bunu sürekli söylüyorum aslında. Hani günlük hayatımda da söylüyorum. Tıp eğitiminde de yapıyorum bunu. Bir konunun beyine girmesi için arkadaşlar 50 sorudan az soruyla o konu beyninize yerleşmez. Bilinçaltınıza yerleşmez. O yüzden arkadaşlar 50 soru o konudan çözüyorsunuz. Birincisi. İkincisi arkadaşlar, fen. Türkçenin yanına arkadaşlar matematik gibi zor bir şey eklememek adına fen gibi bir tık daha matematikten basit. Hani ben Türkçe ile matematiği ana kaynak, ana sorular olarak görüyorum. Ve sosyalle feni onun yanlarında böyle eşantiyon gibi görüyorum. O yüzden arkadaşlar Türkçenin yanına fen çalışın. Fende de arkadaşlar eksik konularınızı halledin. Eksik konulardan kastım ne? Aynı Türkçede yaptığımız gibi. Yani bu hafta yapacağımız şeyler bunlar. Eksik konuları halletmek. Örneğin bu optik olabilir. Veya kimyadan bir konu olabilir. Biyolojiden arkadaşlar türler olabilir. Farklı şeyler olabilir. Fakat bunu yaparken şuna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bu konular arkadaşlar, örneğin biyolojiden türler konusunu çalıştınız. Arkadaşlar türler konusunu gidip de atıyorum YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ama açın arkadaşlar MEP kitabını. Çünkü sınavlarınız MEP kitaplarından gelecek ve benim en çok fayda gördüğüm şeylerden biri 12. sınıfta MEP kitaplarını okumakta. Sınava doğru MEP kitaplarını, biyolojisi olsun, kimyası olsun, fiziği olsun açıp okuyordum arkadaşlar. Hangi konuyu çalıştıysanız açın MEP kitabından okuyun ve MEP kitabındaki soruları çözün. Onda da aynı şekilde 50 soru çözün. Örneğin MEP kitabında 30 soru varsa 30'unu çözün. Kalan 20 soruyu da bir soru bankası olabilir. YouTube'dan bir soru çözümü olabilir. Bir yerlerden çözmeye çalışın arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar aslında her gün yapmanızı isteyeceğim şey TYT denemesi çözdüğünüz günler dışında 10 soru paragraf, 10 soru problem ve 10 soruda geometri çözün arkadaşlar. Her gün. Bakın bunları her gün çözdüğünüzde sınava şu an benim videoyu çektiğim gün itibariyle 120 gün var arkadaşlar. 10 soru paragraftan, 10 soru problemden 1200 tane, hadi TYT günlerine atın, en az 1000 tane arkadaşlar sınava kadar problem, paragraf, biner tane geometri sorusu çözersiniz. Ve biliyorsunuz ki geometri görme ile alakalı bir ders. Yani bir soruyu çözerken o sorudaki o ince noktayı görmeyle ya da o çizgiyi çekme ile alakalı olduğu için ne kadar soru çözerseniz sizin için o kadar faydası olacak. Bu yüzden arkadaşlar geometriyi, paragrafı, problemi sallamıyorsunuz. Güzel sorular çözüyorsunuz. Eksiklerinize de, yani yanlış yaptığınız sorulara da özellikle dönüp iyice bakıyorsunuz. Zaten birazdan bahsedeceğim. TYT denemesi çözdüğünüz günlerde de eksiklere bakmayı sakın unutmayın. Zaten sınav senesi bu hataları yapmayın videosunda da özellikle bahsettim. Eksiklerinize odaklanın. Ayrıca arkadaşlar önemli bir konu var ki o gün işlediğiniz fen veya sosyal, size az önce söylediğim derslerse gece uyumadan önce aldığınız nota
Şöyle bir arkadaşlar açıp bir bakın, hani bir okuyun, öyle yatın, bir de sabah kalkınca bir okuyun ki aklınızda daha fazla kalsın bilgiler. Boş vaktiniz olduğu sürece o bilgileri okumaya çalışın ve aldığınız not alıyorsanız not kısmını, kitaba yazıyorsunuz kitaplığı kısmı, arada açıp bakmaya çalışın ve cevabına veya bir konu çalışıyorsunuz, atıyorum TYT fizikte atıyorum basınç konusunu çalışıyorsunuz, formüle bakmadan formülü düşünmeye çalışın veya sosyalde Fetret dönemini çalışıyorsunuz, açın o Fetret dönemini, hani ne zaman olmuş, kim tarafından, hangi padişah, kaç sene sürmüş, bunları hatırlamaya çalışın çalıştığınız konuları ki zamanla aklınızda daha fazla bilgi kalsın veya denemede karşınıza çıktı mı aklınıza bir anda o konu gelmiş olsun. Dediğim gibi gece uyumadan önce ve sabah kalkınca şöyle bir notlara bir bakın ki aklınızda dursun. Geçelim salı gününe arkadaşlar. Şimdi pazartesi Türkçe ile fen çalıştık ve sorularını çözdük. Salı günü de arkadaşlar sosyal ve matematikten konuları çalışıyoruz. Örneğin sosyalden felsefe olabilir, din olabilir veya tarih, coğrafya olabilir. Benim size tavsiyem coğrafya ve tarihten çözmeniz. Çünkü genelde felsefe ve din daha çok yorumlama sorusu oluyor arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar tarih ve coğrafyaya özellikle bastırırsanız hatanız daha az çıkacaktır. Bu konuda emin olabilirsiniz. Çünkü genelde kendinizden de fark edeceğiniz üzere sosyalde çoğu hatanız coğrafya ve tarihten çıkıyor. Ya da birçoğunuzun öyle çıkıyordur. Yorumlarda belirtin. Merak ediyorum acaba sizin sosyaldeki hatalarınız ya da matematik, Türkçedeki hatalarınız en çok hangi konulardan oluyor? Bunları yorumlarda belirtin. Evet arkadaşlar, sosyalden çalıştınız. Ardından 50 sorunuzu çözdünüz ve matematiğe geçiyorsunuz. Matematikte genelde zaten birçoğumuzun o korkulu rüyası matematik oluyor. Matematikte de arkadaşlar örneğin işte birinci dereceden bilinmeyen denklemler olsun veya farklı konular olsun. Bunları çalışıyorsunuz arkadaşlar. Üzerine 50 soru çözüyorsunuz. Bakın matematiktir, ben 50 soru çözemem demeyin. En kötü ihtimal arkadaşlar açın YouTube'dan bir soru çözüm videosunu. Orada zaten 15-20 soru çözüyor. Açın oradan çözmeye çalışın. Hani diyorsanız ki ben kendim çözemiyorum. Oradan açın çözmeye çalışın arkadaşlar. Çözemediğinizi de videonun böyle basın, devam etsin. Ardından hoca çözsün ve oradan en azından aklınızda kalsın. O gün 50 tane soru görün arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi paragraf, problem ve geometriyi sakın atlamıyorsunuz. O gün de aynı şekilde 10 paragraf, 10 problem, 10 geometri çözüyorsunuz. Peki çarşamba gününe geldik. Pazartesi Türkçe feni, salıda sosyalle matematiği hallettik. Çarşamba günü ne yapalım? Çarşamba günü arkadaşlar yapmamız gereken şey, okuldaysanız dersiniz erken bitebilir, farklı bir şey olabilir. Okuldan geldikten sonra, biraz dinlendikten sonra, okulunuz yoksa dershane vesaire bir şey olabilir. TYT denemesi çözmek arkadaşlar. Şimdi TYT denemesi çözmek çok önemli. Ama neden bu kadar önemli? Çünkü arkadaşlar TYT sizin hızınızı ölçüyor. Şimdi temel olduğu için, temel yeterlilik sınavı olduğu için sizin bilginizden daha çok hızınızı çözen bir sınav ve bu yüzden arkadaşlar sürekli çözerek kendinizi TYT'ye hazırlayın ki sınavda afallamayın. O gün arkadaşlar okulda veya dershanede TYT denemesi çözerseniz ekstra bir tane daha TYT denemesi çözmenize gerek yok. Eksiklerinize bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 80 tane doğru yaptıysanız gidip o 40 tane yanlışınızı güzelce çalışın. Sallaya sallaya çözmeyin. Gidin bir saat dinlenin gerekirse ama o 40 tane yanlışınıza bakın. Çünkü sizi diğerlerinden öne atacak olan şey 80 tane doğrunuz değil. Yaptığınız o 40 yanlış için ne kadar iyi analiz ettiğiniz. Bu yüzden arkadaşlar yorgun olabilirsiniz, bıkmış olabilirsiniz, artık hani yapmak istemiyorum diyor olabilirsiniz ama lütfen arkadaşlar yaptığınız yanlışlara kendinizi biraz zorlayın ve bakmaya çalışın. Dediğim gibi arkadaşlar çarşamba günü de TYT denemesiyle değerlendiriyorsunuz ve güzel bir sonuç elde etmek için 120 gün dişinizi sıkıyorsunuz ve ardından perşembe gününe geçiyorsunuz. Perşembe günü arkadaşlar bir tık sırayı değiştirdim arkadaşlar. Fen sosyal şeklinde gitmesin de dedim ki tekrardan bir sosyal yapalım ama bu sefer konu değil. Arkadaşlar kendinize sosyal branş denemesi alın. Sosyalden aldığınız branş denemesini çözün ve yaptığınız yanlışlar üstünde durun. TYT Fen adına söylediğim gibi aynı şekilde MEP kitaplarından örneğin Osmanlı'nın kuruluşuyla alakalı bir yanlış mı yaptınız? Açın MEP kitabından Osmanlı'nın kuruluşunu okuyun. Nerede hata yaptınız? MEP kitabı burada nereye dikkat etmiş de neden böyle bir şey sormuş? Yani o soruyu hazırlayan arkadaşlar nereden bu soruyu çekmişler? Hani bir cümleden mi çekmişler? Bir konu başlığından mı çekmişler? Yoksa MEB'in kendi hazırladığı sorunun birkaç kelimesini değiştirerek size mi sormuşlar? Açıp bunlara bakın ki MEB kitabına bakış açınız değişsin. Yani MEB kitabını okurken böyle normal roman okuyormuş gibi değil de artık daha farkındalığınız olmuş şekilde, daha bilinçlenmiş şekilde okumuş olun. Yani bir yere okurken bak buradan soru çıkabilir, buradan çıkmaz şeklinde kafanızda analiz etmeye başlayın. Bu yüzden arkadaşlar sosyal denemesinde
yaptığınız hataları dediğim gibi MEP kitabından okuyun. Onun dışında arkadaşlar matematikten özellikle konu eksikleriniz olduğunu fark ettim. Yani yorumlarda matematikten çok eksiğim var, artık bıktım, çalışmak istemiyorum, olmayacak gibisinden bir şeyler gördüğüm için bugün normalde matematik denemesi çözdürecekken size dedim ki matematik konusu çalışın. Yani eksik olduğunuz konuyu çalışın. Eğer eksik olduğunuz konu çok azsa ve salı günü çalıştıysanız bugün arkadaşlar matematik denemesi çözebilirsiniz. Fakat eksik olduğunuz konu varsa lütfen eksik olduğunuz konunun üzerine gitmeye çalışın ve ondan aynı şekilde salı günü yaptığınız gibi 50 tane soru çözün. Bu salı günü yaptığınız konuyla aynı şey olmasın. Farklı bir konu olsun. Salı günü A konusu çalıştıysanız perşembe günü B konusunu çalışın ki en azından aynı hafta içinde daha fazla verim alabilelim ve daha farklı konulardan sorular çözebilelim. Perşembe günü sosyalle matematik çözmüştük. Cuma günü ise arkadaşlar Fen ve Türkçe çözeceğiz. Aynı perşembe günü uyguladığımız formülü uygulayacağız aslında. Fen'den deneme çözeceğiz. Eksiklerimizi MEP'ten okuyacağız. Ardından Türkçe'den konu çalışacağız. Varsa eksik konumuz, yoksa deneme çözeceğiz. Eksik konumuz varsa eksik konuyu çalışacağız. Ve onun üstüne 50 soru çözeceğiz. Bu biraz ara ders programı gibi olduğu için sizi çok fazla yormak istemedim. Biliyorum okula gidiyorsunuz, belki dershaneye gidiyorsunuz, özel ders alıyorsunuz. Bunları arkadaşlar 2-3 saatinizi ya da 4 saatinizi ayırarak yapabileceğiniz şeyler yapmaya çalıştım genel olarak. Dediğim gibi arkadaşlar bir tık dişin İçinizi sıkarak sınava kadar 4 ay dayanarak güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Yani ben bunun garantisini size veriyorum. Yeter ki dediklerimi genel olarak uygulamaya çalışın. Peki cumartesi günü ne yapalım? Arkadaşlar çarşamba günü bir TYT denemesi çözdük. Onu kontrol ettik. Genel olarak okullarda 12. sınıflar için toplu yapılan TYT denemeleri oluyor veya dershanelerde. Biliyorum arkadaşlar hani bu gerçekten çok yorucu bir şey. TYT denemesi günü benim için cidden çok yorucu gün oluyordu. Çünkü TYT denemesi çözüyorum. Ardından hani yani o masada tekrar oturup kontrol etmek istemiyordum. Siz de aynı şekilde olabilir veya sürekli deneme çözmek istemiyor olabilirsiniz. Cumartesi günleri genelde okullar veya dershaneler yapıyor. Fakat yapmıyorsa diye ben ders programına ekledim. Cumartesi günü arkadaşlar TYT denemesi çözme günü. TYT denemesini çözün. Eksiklerinize bakın. Zaten bugünü bu şekilde değerlendirmeniz sizin için fazlasıyla faydalı olacaktır. Bu yüzden arkadaşlar cumartesi günü ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Yani gidip de paragraf, problem, geometri çözmenize gerek yok. Zaten onları deneme içinde çözdünüz. Bu yüzden arkadaşlar o gün bir tık daha hani denemenizi çözüp kontrol edip kafayı dinleyebilirsiniz. Haftanın son günü pazar günü arkadaşlar. Aynı cumartesi günü gibi sizi çok fazla yormak istemedim. Çünkü o günlerde gene dershaneleriniz oluyor. Farklı şeyleriniz, özel dersleriniz olabiliyor. Arkadaşlar pazar günü size söyleyeceğim tek şey matematik ve Türkçeden 50'şer soru çözün. Karışık 50 soru olabilir. Yani açıp bir soru bankasını arkadaşlar oradan karışık çözebilirsiniz veya matematikten branş denemesi, Türkçeden branş denemesi yani 40-40 branş denemesi çözebilirsiniz. 10 soru çok problem değil. Denemede zaten süreyle sıkıştırıp kendinizi kafanızı iyice yoruyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar 50 soru çözmek için ekstra kendinizi zorlamanıza gerek yok. Pazar günü de arkadaşlar dediğim gibi matematik ve Türkçeden 50 sorumuzu çözdük. Ardından arkadaşlar kafamızı bir tık dinleyebiliriz. Hayır hocam benim hedefim çok yüksek ve ben istediğim hedefe uzağım diyorsanız konu çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yani o hafta işlediğiniz fen ve sosyal konularının sorularını çözebilirsiniz veya pazar günü bir TYT denemesi dağıtabilirsiniz. Hani enerjim kaldı hocam diyorsanız hiç problem değil. Olay tamamen sizin mental sağlığınıza ve o anki enerjinize bağlı bir durum. Yani kendinizi ekstra yorarak bir yere gidemezsiniz. Fakat sürekli dinlenerek de bir yere gidemezsiniz. Bu da bir gerçek. O yüzden arkadaşlar ben size pazar günü sadece matematikten ve Türkçeden 50'şer soru verdim. Fakat üstüne koymak tamamıyla size kalmış bir şey. Bu yüzden arkadaşlar bu haftalık programda genelde yapabileceğiniz şeyler 3 saate 4 saate sığdırabileceğiniz şeyler olduğu için çok fazla yormak istemedim. Umarım bu ders programı sizin için çok faydalı olur. Dediğim gibi fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Instagram The Yunus Blog hesabıma yazabilirsiniz arkadaşlar koçluk için. Orada tabii ki de daha ayrıntılı veriyoruz. Burada sürem kısıtlı olduğu için bu videoyu 15-20 dakika arasına sıkıştırmak zorunda olduğum için size Türkçe'de bunları çözün, matematikte bunları çözün, şu gün şunu yapın, bugün bunu yapın diyemiyorum. Bir de hani bu videoyu izleyen yüzlerce kişi oluyor. O insanların hayatlarını bilmiyorum. Hani kimileri akşam özel ders alıyor, kimileri okula gidiyor, kimileri gitmiyor. Hani kişiye özel olmadığı için genel bir ders programı hazırladım. Kanala yeni geldiysen dostum aşağıdan kanalıma gidip diğer videolarıma göz atabilirsin. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kağıt da çok küçük. Hangi konular var? Cuma, cumartesi, pazar. Işık bu taraftan çok vuruyor ya. Nasıl yapalım? Bunu böyle kapatsam aslında değil mi? Işık dengesi sağlanır. Ama kapatamıyor. Böyle izleyeceğiz artık, yapacak bir şey yok.